Bir erkeğin iki kaşı varsa birini evet. kır demişler. Bir kadın erkeği yani eşi için saçını süpürge ediyor, çabalıyor. Erkeğin şeylerini, eksiklerini görmemezlikten geliyor. Ama erkeğin malı, mülkü, parası arttıktan sonra erkek bu sefer kadını beğenmemeye başlıyor eşini. Yani bu laf bence çok doğru söylenmiş bir laf eskilerde. Gerçekten öyle yani. İki kaşı varsa. Evet, aynen öyle. Emine. Emine. Sizler canım, ne düşünüyorsunuz? Bak, bak hayatım. Hı. Bak bir saniye. Dinliyorum. O iki kaşığı bir güzel onun elinden alacaksın. Heh. Kocanı da avucunun içine alacaksın. Hiçbir yere salmayacaksın. Heh. Canım. Yani erkeğe acaba fazla mal mülk sahibi edince şımarıyor mu? Gözü bir dışarı kayıyor mu? Kayıyor. Bir havalanıyor mu? Havalanabilir. Evet. Nitekim bunun günümüzde örnekleri de var. Evet. Olabilir yani. O zaman erkeği fazla şımartıp fazla mal mülk sahibi yapmayacaksın. Kaşığını da güzel kıracaksın. Aynen. Aynen. Kıracaksın, aynen. Kenara koyacaksın. Yani bir kaşıkla bu kadar idare edeceksin. Kıracaksın bu kaşığı. Herhalde yani. Kırarım. Bir atasözüdür bu. Mutlaka gerçeklik payı vardır. Ama ben kıyamam ya. Kıramam kaşığı. Ay sen hiç beklemeyeceğim bir cevap. Kayınvalidem bana bunu söylediğinde işte eşim yeni terfi etmişti iş yerinde. Ben çok mutlu oldum, gurur duydum. Yani eşim terfi etti, daha iyi bir yerde artık. Onu terfi etmesi bizim daha iyi bir yaşantı sürmemiz anlamına geliyor falan. O bana dedi ki çok dedi sevinme. Yani erkeğin dedi iki kaşığı olursa birini kıracaksın. Terfi ettiği zaman işte çok böyle şeylerde çok mutlu olma. Hmm. O zaman bir böyle şey oldum hani korktum acaba olur mu diye. Olmadı çok şükür.